Şimdi ben yanlış anlamadıysam bize şunu söylemiş oluyorsunuz. Bilimsel bulgular özgür iradenin bir yanılsama olduğunu gösteriyor. Böyle bir şey yoktur. Ama iyi bir yaşam sürmek istiyorsanız, ahlaklı olmak istiyorsanız özgür iradeniz varmış gibi davranın. Yani bizi kendimizi kandırmaya mı şey yapıyoruz? Hayır, ben bunu söylemiyorum. Özgür irade vardır. Ama biz özgür iradeyle ilgili, yani mesela Libet'in deneyi kafamızı çok karıştırdı. Ama Libet'in deneyi niye kafamızı karıştırdı? Yani beynimizde karar alan, sonra da hadi bu işi yap diyen iki mekanizma yok ki. Beyin kendisi zaten. Yani modüler beyinle, uzman ilişkiler de aynı şeyi söylüyor, restek de aynı şeyi söylüyor. Evrimsel açıdan baktığımızda da bizim özgür irade diye bir kavrama zaten sahip olmamız gerekiyordu. Yani biz bilincinde olmasak bile bir şekilde davranış kalıplarımız bunun bilincinde. Tamamen özgür olmak demek diye bir şey mevzu bahis değil zaten sosyal hayatta. Siz sosyal hayatta var olabilmek için prefrontal korteksinizin limbik sisteminize bir kere hayır demesi lazım. Çünkü siz sosyal hayatta istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapamazsınız. Evrimsel sosyal bir canlıysanız birinci hayır burada ortaya çıkıyor. İkinci hayırsa birey olabilmek için toplumun gereksiz baskısına. Burada iki basamakta da kendinizi kısıtlamak zorundasınız. Yani biz özgür iradeyle ilgili çıkan kavram kardeşler bundan çıkıyor. Yine yani paradigmayı değiştirme. Bir kere beynimizde şöyle bir modül homunculus var ve buna yani Tibet'in deneyinde herhalde beklenen oydu çıkması, tartışma çıkmaması için. Karar alınan bir yerde ışıldayacak da sonra da motor korteks. Hayır, böyle bir şey yok. Karar alınan beynin kendisi, hepsi beynin kendisi. Ve biz beynimizde birçok şeyi de biliyoruz ki karar alma hissini dile getirmemiz için bir kere lisan merkezine ulaşması lazım. Lisan merkezine hiç ulaşmayan ama hayatımıza kararlarımızı çok etkileyen göz bebekleri gibi. Ya da bayanlarda işte adet dönemlerinde kulak ölçülerinin eşitlenmesi, asimetrilerin eşitlenmesi, cilt değişimlerinin olması ve bunun bir erkeği o kadına karşı daha sıcak, daha sevecen aslında onu mantığa biliyor. Hissetmesi için bir sürü mekanizma var. Ya biz hani o tabiri çok sevmiyorum ama kartezyen bir bakış açısı var ama bulgular hayır, bizim bir özgür iradeyimiz var. Çünkü olağan gidebilen bir eyleme Libet'in de dediği gibi ket vurabiliyoruz. Bunu toplumsal hayatta kalabilmek için de ket vurabiliyoruz. Toplumsal hayatın baskılarına rağmen birey olmak için de ket vurabiliyoruz. Ve yapılan deneyler hep kısa süreler için. Yani fotoğraf makinesinde alma kararı ya da bir şey yapma kararından önceki süreçlerle ilgili bu süreçlerin ne kadar bilinçli, ne kadar bilinçli olduğuna dair çok fazla bakmadan sadece motor kararlarıyla karar veriyoruz. Ve davranışlarımızın arkasındaki emosyonel, işte namaz yolu söylediği somatik işaretler ya da diğer bir sürü şeyle ya da az evvel sorduğu olduğu gibi kompleks, çok alt, akılcı, salt akılcı dediğimiz şeylerle olmayanları biraz karıştırmış durumdayız. Yani bilim burada sınır çekmemi söylüyor ama kesinlikle söylüyorum. Çünkü özgür irade diye bir şey var. Çünkü hayır diyebiliyoruz. Ya şimdi burada şey yanlış anlaşılacak ama tam olmadı. Bir şey anlaşılacak.